Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşü olanı karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Kıynamsız dıktanlar ekranımız olsun. Amerika mecburi emgeki çetişlik 3 Xitay şirketini ceza tizimlikiye koştu. Amerika Şarkı Türkistan'daki Uyghur mecburi emgeki çetişlik 3 Xitay şirketini ceza tizimlikiye koşkanlıkını ilan kılgan. Amerika vazının haber kılışça Amerika Devlet Bihaterlik Ministerliği 11 iyun Uyghur mecburi emgekini çekleş kanunuğa asasen ayrım ayrım halda Xitay'nın deniz mahsulatları alyumin ve ayağı sanayetine alakadar 3 şirketinin cezalandığan şirket organlar tizimlikiye kirgüzülgenlikini ilan kılgan. Amerika Devlet Bihaterlik Ministerliğinin organ torudu ilan kılgan bayanatıda deyilişçe, ministerlik bu hareket arkalık deniz mahsulatları alyumin ve ayağı sanayetine bolgan dikkatini küçeytip, mecburi emgek vasıtası bilen yasalgan mahsulatlarını Amerika bazırgı kirgüzmeslikke kapaletlik kılıdıkken. Devlet Bihaterlik Ministerliğinin eğitişçe 12. iyundan başlap Amerika Tamojni ve Çigra Koğdaş İdaresi bu 3 orun işlep çıkargan mahsulatlarının Amerika'ya kirişini çekleş tertipine başlaydıken. Cezalaş tizimlikiye kirgüzülgen Xitay şirketleri Dongguan Luzhou Ayak Çeklik Şirketi, Shandong Meijia Gorohi Çeklik Şirketi, Atalmış Xinjiang Xinhua Kümür ve Elektri Çeklik Şirketi katarlıklar iken. 2021-24 iyun Amerika Kengash Palatası Taşkı İşler Komiteti avaz beriş usulü bilen Cumhuriyetçiler Partisi'nin Kengash Palata azası Marco Rubio ve Demokratçiler Partisi'nin Kengash Palata azası Jeff Merkley birlikte oturgu koygan Uyghur mecburi emgekini çekleş kanununu tasdiqlagan idi. Bu kanun lahiyesi Kengash Palatasıdaki iki partiya azalarının kollaşığı erişken bulup lahiyeni sunugan ikkeylendin başka yana 51 Kengash Palata azası lahiyeni kollap imza koygan idi. Mezkur kanun lahiyesi diyene Amerika hükümetinin diplomatik yollar ve köpteraplik mekanizmalar arkalık Xitay bilen Şarkı Türkistan'da icra kılınıvatkan insani hukuklarına dahli taarruz kılış meselesine arlaşış, şundaklı vize çekilmesi, iktisadi ceza, import-export kontrolü diyendek tedbirlerini işkiselip Xitay'a besim kılış teşebbüs kılıngan idi. Malum buluşça 2021 yılı Uyghur mecburi emgekini çekleş kanuni resmi imzalanıp icra kılışkı başlangandan bu yan yeniden kurulgan mecburi emgek kanununu icra kılış hizmet grubusu mezkur kanunga tüşüdügan 68 şirket organını cezalaş tizimlikige koşkan. Fakat ötken 12 aydıla tizimlikke kirgüzülgenler 241% köpeygen. Avrupa İttifakı Xitay'nın toklık avtomobillerden koşumcu tamojni beji aladıganlığını ilan kıldı. Avrupa İttifakı'nın 7. ayda Xitay'nın toklık avtomobillerden koşumcu tamojni beji aladıganlığı bildirildi. Angliya pul muamili vaqt gazetasining xabar qilishicha Yevropa Ittifoqi komiteti 13 iyun avtomobil ishlab chiqaruvchi shirkatlarga 7 aydan boshlab import qilingan Xitoy to'kliq avtomobillaridan 38% ga boradigan qo'shimcha boj oladiganligini uqtirgan. Xabarda ko'rsatilishicha Yevropa Ittifoqi Xitoyning to'kliq avtomobil ishlab chiqaruvchilari Xitoy rejimidan to'liqlama oladi. Bu Yevropadagi raqobatchilarning raqobat kuchini ojizlatadi deb qaragan. Yevropa Ittifoqi bu masala haqida so'ralgan suallarga vaqtincha javob qaytirmagan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi buningga norozilik bildirib, Xitoyning barliq zarur tadbirlarini qo'llanib, o'zining qonunlik huquqiy va manfaatini qo'g'daydiganligini da'vo qilgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Lin Jian qarorlik axborot yig'inida to'liqlama yordamga qaratilgan bu tekshirish tipik savdo qo'riqchiligi deb jar solgan. Amerika aldınqı ayda Xitay'dan import kılıngan toklık avtomobillerinin tamojni bejini 25%'den 100%'e östürdüğalıqını ilan kılgan idi. Türkiye'mi Xitay'dan import kılıngan avtomobillerga 40% koşumcu baş koyuşunu karar kılgan bulup, 7. iyuldan başlap icra kılındıgalıqı bildirilgen idi. Növette Xitay'nın zor miktarda tuluklumu beriş siyaseti neticesi de Xitay avtomobil şirketleri başka devletlerde mahsulatlarını erzan bahadı tökme kılıp setiş imkaniyetige erişken bulup, Xitay'nın adil bulmağan bu ahlaksız soğudu kılmışı küçülük tanqıtke uçurap gelmekte. Xitay'nın Tibet haqidagi yalgan tashviqatlarga qarshi qonun lahiyasi ma'qullandi.
Amerika parlamentida Tibetga aloqador yangi qonun loyihasi ma'qullangan bo'lib, Xitoyning Tibet haqidagi yolg'on tashviqotlarga qarshi turish talab qilindi. Amerika vazining bu haqdagi xabarida bildirilishicha, Amerika Avom palatasi 12-iyun yangi qonun loyihasi ma'qullab, Amerika ma'muriy organlariga Xitoyning Tibetning tarixi va qonuniy o'rni to'g'risidagi yolg'on tashviqotlarga qarshi turish huquqi berishini talab qilgan. Mazkur qonun loyihasi o'tgan oyning oxirida Kengash palatasida ma'qullangan bo'lib, Oqsaroyda prezidentning imzo qo'yishiga sunildi ekan. Chorshanba kuni Amerika Avom palatasida 391 ovozning qo'llashi, 26 ovozning qarshi turishi natijasida Tibet Xitoy talash tortishini hal qilishni ilgari surish qonuni ma'qullangan. Bu qonun loyihasi 2002-yildagi Tibet siyosiy qonuniga tuzatish kirgizishni maqsad qilgan. Qonun loyihasida Tibet xalqining fuqaroviy huquq va siyosiy huquq xalqaro ahdnomasi va iqtisodiy, ijtimoiy va madaniyat huquqi xalqaro ahdnomasi qatorliq xalqaro qonun bo'yicha o'z taqdirini o'zi belgilash huquqidan bahraman bo'ladigan kishilar ekanligi, ammo Xitoyning navbatdagi siyosatlarining ularning bu huquqiga yo'l qo'ymaganligi ko'rsatilgan. Qonun loyihasi degani Amerikaning uzundan buyonqi siyosiy Xitoy vakillarini Dalay Lama va uning vakillari bilan ixtilofni hal qilish uchun shartsiz bevosita suhbatlashishga ilhomlantirish bo'lganligi, ammo Xitoy suhbatga to'salg'u paydo qilib, Dalay Lamadan Tibet qadimki davrlardan tortib Xitoyning bir qismi deb e'tirof qilishni talab qilganligi, Dalay Lama Xitoyning bu talabini rad qilganligi sababli ikki taraf o'rtasidagi suhbatning to'xtab qolganligi bildirilgan. Ikki partiyaning qo'llashiga erishgan bu qonun loyihasida Amerikaning ommaviy diplomatik tirishchanlik orqali Xitoyning Tibet tarixi, Tibet xalqi, organlari va Dalay Lama haqidagi yolg'on tashviqotlarga qarshi turishi talab qilingan. Tuzish kirgizish loyihasi parlament fikri tariqasida bayon qilingan bo'lib, Xitoy amaldorlarining Tibetning qadimki davrlardan buyon Xitoyning bir qismi ekanligini da'vo qilishining tarixiy nuqtadan xato ekanligi ta'kidlangan. Shundoqli Xitoyning Amerikaning kutganidek Dalay Lama yoki uning vakillari bilan Tibet xalqining orzusini o'z ichiga olgan hal qilish chorasi to'g'risida suhbatlashmaganligi qayd qilingan. Bu qonun loyihasida Amerika hukumatidan Xitoy bilan Dalay Lama yoki uning vakillari va yoki Tibetlar saylab chiqqan rahbarlar o'rtasida shart qo'ymagan asosda suhbatlashishni qulaylashtirish strategiyasini tuzib chiqish talab qilingan. Qonun loyihasi degani Amerikaning har xil faoliyatlarini qanot yoydirib, suhbat orqali Tibet masalasi to'g'risida suhbatlashish kelishimini hosil qilib, suhbatning kelajagini yaxshilashi kerakligi o'tirg'i qo'yilgan. Qonun loyihasi degani Xitoyning Tibet haqidagi yolg'on tashviqotlarga aktiv va bevosita qarshi turish uchun Amerika parlamenti Tibet ishlarini alohida moslashtirg'ichisiga harakat qo'llanish huquqi berish talab qilingan. BDT Isroilning G'azzada urush jinoyati sodir qilayotganligini bildirdi. Birlashgan Davlatlar tashkilotining ishg'oliyat ostidagi Falastin zimmalarida sodir qilinayotgan jinoyatlarni tekshirayotgan xalqaro mustaqil tekshirish komiteti Isroilning ishg'oliyat ostidagi G'azzadagi falastinliklarni keng ko'lamli qirg'in qilish qatorliq urush jinoyatlarini sodir qilayotganligini bildirdi. Xalqaro mustaqil tekshirish komiteti G'azza rayonida to'qinishayotgan taraflarning 2023 yili 7 oktyabrdan 31 dekabrgacha bo'lgan oraliqdagi xalqaro qonunga xiloflik qilish va xalqaro jinoyatlarni sodir qilish qilmishlariga munosabatlik dokladini e'lon qildi. Komitet dokladida Isroilni G'azzadagi falastinliklarni keng ko'lamli qirg'in qilish qatorliq urush jinoyatlarini sodir qildi deb ayibladi. Shundoqli Tel Aviv hukumatidan Rafah rayonida minglagan puxrani xatarlik joylarga qaytishga majburlashni darhol to'xtatishga chaqirdi. 2024 yillik Kavkaz Burkiti harbiy manevri oxirlashdi. Azerbayjonda Turkiya, Azerbayjon va Gruziya alohida qismlarining qatnashishi bilan o'tkazilgan 2024 yillik Kavkaz Burkiti nomliq birlashma harbiy manevri oxirlashdi. Azerbayjon Davlat Mudofaa ministrligining bayonotida bildirilishicha, 4-iyun boshlangan 2024 yillik Kavkaz Burkiti nomliq birlashma harbiy manevr muvaffaqiyatli tamomlangan. Turkiya, Azerbayjon va Gruziya qatorliq 3 davlatning urush ayroplanlari, tik uchar ayroplanlari va uchuvchisiz havo apparatlari qatnashtirilgan birlashma harbiy manevrda simvollik dushman nishonlariga tuyuqsiz hujum qilish, ularni yo'qotish va terrorlik guruhlarini bartaraf qilish qatorliq vazifalar ijro qilingan. Hurmatli ko'rmalarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Ertangi programda ko'rishguncha aman bo'g'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.